30 dakikadan herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var. Önce araştırmanın detaylarını alalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuğba Özay bizlerle. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biraz ABD ekonomisini detaylı konuşacağız. Dünyada zaten borç krizini hep konuşuyorduk. Yani işte kamu borcunun arttığını dünyada pek çok ülkenin ama Amerika'da daha önce de tabii bu borç tavanı meselesi dillendirilmişti ama şu anda mesele biraz daha orada işte yüksek faiz ortamında bir resesyon oluşacak mıdan öte daha farklı unsurlar. Bunları biraz derledik, toparladık. Bugün neler aktaracaksın bizlere? Şimdi aslında şu anda sorun olarak görülmeyen ama önümüzdeki dönemlerde sorun olarak yansıyacak bazı rakamlar var. Çünkü şu anda hani biz sadece şeye odaklandık gözde. Faiz oranları, enflasyon ve enflasyon beklentisi ve istihdam. Hani sadece bunlar üzerinde bir dünya kurduk kendimizi, onun üzerinden şey yapıyoruz, konuşuyoruz hep. Ama aslında işin derinliğine baktığında biraz daha derinlerde de problem olduğunu görebiliyoruz. Çünkü biz işte Haziran ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam, Mayıs itibariyle konuşmaya başlamıştık. Amerika'da borç tavanı krizi, işte temel düşecek mi, düşmeyecek mi? Tabii ki hani bunu daha önceden de yaşamıştık, hani çok kez konuştuk ama hani temel düşmeden işte 2 Haziran tarihinde borç tavanının yükseltilmesi okeylendi. Ve işte 31.4 trilyon dolar olan borç tavanının yükseltilmesine karar verildi. Ama paketin içerisinde işte ne vardı? Şu anda mevcutta işte enflasyonla mücadele sürecinde, bütün dünya enflasyonla mücadele sürecinde. Bunun bir ayağa baktığında para politikaları tarafı, diğer ayağı da işte maliye politikaları tarafı. Orada kamu harcamalarının kısılması. Bizde de örneğin işte maliye politikaları tarafında biliyorsun adımlar atılıyor. Miktarsal sıkılaşmayla ilgili adımlar atılıyor. Hani çok genelde baktığında aslında dünyanın bütün hemen hemen de bütün ülkelerinde kamu tarafındaki harcamaların kısılmasında problem yaşandığını görebiliyoruz. Bizde örneğin işte maliye politikaları tarafında atılan adımlarla vergi artışlarıyla birlikte halkın biraz daha yüklendiğini görürken kamu harcamaları tarafında çok fazla bir hani o sıkılaşmayı etkileyecek ya da işte enflasyonla mücadeleyi etkileyecek borçluluğu özellikle hani bir tarafı işte tüketim harcamaları tarafı, hane halkının harcamaları tarafı evet enflasyon tarafında etkili ama diğer taraftan da bütçe tarafında etkili olan kamu harcamaları tarafı. Ama orada çok fazla hani bir değişiklik genel olarak görünmüyor. ABD'de de işte kaçıncı borç tavanı artırma hikayeleri Amerika'nın. Hatta şuradan hemen açalım. 2015 yılından bu yana da grafik de açayım. Bu Amerika'nın aslında 2015 yılından bu yana borcunu gösteren bir grafik ve ulusal borç tarihte ilk kez 33 trilyon doların üzerine çıktı dedik. Şu bölge aslında düş çizgiyle görmüş olduğumuz bölge Haziran, Mayıs işte o aylar tarihi itibariyle hatta ne zamanda Ocak sonu itibariyle borç tavanına gelmişti. Ve uzun bir süre yaklaşık 4 ay kadar bir süre biz Amerika'da borç tavanı hikayesini konuştuk. İşte Mayıs sonlarıydı Haziran'ın ikisinde borç tavanı Biden onayıyla senatodan geçmiş oldu. İşte bu neyi kapsıyordu? Borç tavanının yükseltilmesini kapsıyordu ama diğer yandan da kamu harcamalarının kısılması hikayesi vardı. Burada işte özellikle önümüzdeki 2 yıl kamu harcamaların kısılması ve borç tavanının Ocak 2025'e kadar yükseltilmesi yani 2025'e kadar askıya alınması konusu vardı. 3 ay gibi bir süre oldu. 3 aydan bu yana yani şu bölgeden buraya baktığımızda şurası borç tavanı anlaşması geçtikten sonraki borcu gösteriyor. Ulusal borçtaki artışı gösteriyor. Çok da hızlı bir artış. Çok da hızlı bir artış. Rakamsal olarak da verelim yaklaşık işte 3,5 ay gibi bir süreçte 33 trilyon doların üzerine çıktı. 31.4 trilyon dolardı. Yani o zamandan bu yana yaklaşık 3 ay gibi bir süreçte 1,5 trilyon dolarlık artış var. Son 5 yıla baktığında yani şu 2018'den bu yana baktığında gözde Amerika'da ulusal borcun yaklaşık %54 oranında 11.5 trilyon dolar arttığını görüyoruz ki bu çok ciddi bir rakam. Özellikle burada tahminler var işte ulusal borcun önümüzdeki projeksiyonlarda nasıl artmasını, nasıl değişmesini beklendiğini gösteren grafikler. Burada önümüzdeki yıl örneğin gelecek yıl 2 trilyon dolarlık açık öngörülüyor ve mevcuttaki hızla devam edilirse şayet bunu 2030 yılına kadar
zaman yaklaşık 50 trilyon dolara ulaşabileceğinden bahsediliyor. Bu ne neden yapacaklar? Önemli? Sürekli tavan mı yükseltecekler? Bu neden ne önemli kadar aslında? Sürdürebilir Şimdi ki? Yalın'ın açıklaması vardı bugün. Farkındaysan işte hem demiş ki enflasyon düşüyor, buna rağmen istihdam tarafı da güçlü kalmaya devam ediyor. Herhangi bir resesyon yok diyor. Hani ekonomideki durgunluğa dair herhangi bir işaret görmediğini söylüyor. Doğru da söylüyor aslında. İstihdam tarafı güçlü kaldı. Ama gerçekten zaten bir resesyon istiyorlar mıydı? O da tartışılır. Çünkü iki taraftan bakalım. Hani bir resesyon olduğu ortamda şu şekilde artan bir borç var. Bu borca ne olacak? Hani çünkü resesyonlar genelde her resesyonların ardında tarihte işte incelediğimiz her resesyonun ardından yeni parasal genişlemeler gelmiş. Yeni parasal genişlemeler yeni enflasyonları da beraberinde getirmiş. Tabii. Yani para arzının artıyor olması, çünkü işte bu model kurduğumuzda Amerika için de aynı şekilde, bizde de aynı şekilde. Evet. Para arzındaki artış enflasyonu bir yerde tetikliyor. Sadece bu değil aslında problem. Bu arada tabii bu sıkı para politikası önümüzdeki dönemde de devam edeceği için büyümeler tabii baskılanacak. OECD de mesela Türkiye için büyüme beklentisini bu arada yayımlamış. 2023 için 3.6'dan 4.3'e revize etmiş. Belki biraz geç bir revizyon olabilir ama 2024 tahmini içinde işte aşağı yönlü bir revizyon gelmiş zaten. Bu muhtemelen hemen hemen her ülkede zaten böyledir. Çünkü sıkı para politikası bir müddet, yani belki faizler bir noktada duracak, artması duracak ama zaten uzunca bir süre faizler yüksek kalabilir diye endişeler var. Bu aslında tutarlı, çünkü mevcut sıkı para politikasının devamını beklediğimiz senaryoda zaten 2024'te büyümeden feragat edeceğimiz bizim OVP'deki tahminlere de girmişti. Evet. Dolayısıyla hani gayet de 2024'ün aşağı yönlü revize edilmesi beklentilerle ve mevcut para politikasıyla tutarlı. Amerika'ya dönecek olursak sadece işte şey dedik, faiz ödemeleri tarafı. Faiz ödemelerine baktım, 30 yıldır ilk kez askeri harcamalar tarafına eşit hale gelmiş. Yaklaşık işte 1.9 trilyon dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Askeri harcamalar Amerika'da biliyorsun Amerika'nın en çok işte bu bütçe tarafında, kamu tarafındaki en çok harcamaların yapıldığı kalem. Şimdi faizleri piyasa şu anda çok böyle ciddiye almıyor faizin yüksek seviyelerini, ama faizin bu yüksek seviyeleri birincisi konut tarafında, ikincisi bankacılık sektörü tarafında problem oluşturuyor. Şimdi devletin en büyük gelir kalemi nedir? Vergi tarafıdır. Bu Amerika'da da böyle, ama vergi gelirlerine baktığımda şimdi faiz ödemeleri artıyor bir taraftan, vergi gelirleri de azalıyor. Ona da baktım. Federal vergi gelirleri 2010'dan bu yana en hızlı düşüşünü yaşıyor şu anda. Dünyada da böyle bir trend var zaten Tuğba. 12 aylık bazda %8.4 düşmüş. Yani %10'a yakın bir düşüş var. Bir taraftan harcaman artıyor. Evet. Bir taraftan gelirin azalıyor. Dramatik de bir düşüş. Aynen öyle. Toplam hükümet geliri bu arada 3.97 trilyon dolarken harcanan para 5.5 trilyon doları olmuş. Hani bu aslında çok ciddi bir tüketime işaret ediyor. Hani bu sadece işin işte şey tarafı, kamu tarafına baktığında. Diğer taraftan hane halkı tarafına baktığında ihtiyaç kredileri, kredi kartı harcamaları, bunlar da rekor seviyelere gelmiş. Hani her tarafta bir inanılmaz bir tüketim çılgınlığı var. Bu tüketim çılgınlığıyla ne kadar sürdürülebilir? Çünkü mevcut politikalara baktığında burada evet işte resesyon piyasada işte neyi konuşuyoruz? Bir faiz oranı konuşuyoruz. Şu anda işte Yalın'ın açıklamaları da soft landing, yumuşak iniş tarafına hani çok fazla böyle o dengeyi, piyasanın dengesini bozmak istemiyorlar. O yüzden hani bu toplantıda faiz artırma ihtimalini çok fazla fiyatlamıyor piyasa. Ama bir taraftan da işte bu petrol fiyatları özellikle artık sıkıntılarıyla birlikte yeni endişeler çıktığı için ortaya, kontrolü de bir tarafta elden bırakmak istemiyor. Ama bu harcamalar sürdürülebilir değil. Evet, para politikaları tarafında mevcut istikrarı bir yerde götürebilir ki şu an sabah da bahsettik Pelin'le burada. Hem Amerika tarafı hem Kanada tarafı şu an dünyada G10 ülkeleri içerisinde, hemen ondan da bahsedelim. Şurada burada görmüş olduğun G10 ülkeleri yer almakta. Burada manşet enflasyon rakamları var bu bölgede. 3.7 örneğin Amerika'da. Faizlere baktığımızda işte 5.5'ler civarında. Kanada'ya aynı şekilde baktığında hem Kanada hem de Amerika şu anda G10 ülkeleri içerisinde reel faiz veren iki ülke. Diğerlerinin kendilerine has sıkıntıları var ama hani buna baktığımızda evet, hani zaten Powell'ın dediği, dikkat çektiği nokta pozitif reel faiz verene kadar devam edecekti. Ama işin diğer tarafı boyutunda baktığında yaratmış olduğu hasar, örneğin işte konut tarafını konuşuyoruz hep. Konut
tarafı Amerika'da biraz daha arzla alakalı ama arz o kadar düşmüş halde ki şu anda. Burada özellikle hani alıcıların özellikle ikinci el konutlar tarafında alıcıların çok hızlı azaldığını görüyoruz. Çünkü düşmeye başlamış. Neden? Mevcut elindeki orada biliyorsun mortgage biraz daha uzun vadeli. Elindekini verip daha yüksek faizle borçlanmak istemediği için ikinci el tarafında hani bir de zaten şey de yok arz o kadar düşük ki en ufak bir talep geldiğinde bölgesel bazda fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Fiyatlar işte, geri çekilmiyor ama değil mi bir yandan? Ya bu bölgesel değişiyor Gözde aslında. Hani dediğim gibi hani arzın düşük olduğu bölgelerde talep geldiğinde fiyat yükseliyor. Evet. Genele işte, yansıtmak bir de herhalde hani doğru. İnsanlar çok şey yapmak istemiyor. Şu faizlerle borçlanmak da istemiyor. O yüzden hani mevcutta işte ev alırsın. Daha sonra yeniden borçlanır. Düşük faiz olsa borçlanıp daha büyük bir ev almaya gidersin. Ama şu faiz ortamında kimse onu da yapmıyor. Onu yapmıyor. Arz düşük ama işte düşük olduğu bölgelerde talebin gelmesi fiyatları yukarıya çekiyor. Belirli bölgelerde işte orada da şey bu pandemiden sonra çok fazla kırsal ve kentsel bölgeler arasında geçişlerin yaşandığını gördük. Uzaktan çalışma hikayesi çok etkiledi. Uzaktan çalıştığında hani daha büyük metropol şehirlerden daha küçük yerlere geçiş. Hani çünkü enflasyon o kadar insanları zorluyor ki artık enflasyonla mücadele alım gücü düştüğü için. İnsanlar uzaktan çalışmayı bulduğunda örneğin bu İstanbul için de geçerli. Hani uzaktan çalışma ortamı olduğunda İstanbul'da bir yerde çalışıp gidip daha küçük bir ilde yaşayabilirsin ya da ücretlerin daha uygun olduğu, yaşam maliyetinin daha düşük olduğu. Almanya'da 4 gün çalışmayı biliyorsun deniyor. Birçok ülke yani aslında pandemiden sonra böyle bir sürece geçti. Aslında ücret arttıramıyorlar artık, değil mi? Evet, enflasyonu tetikliyor. Bari az çalışsınlar deyip hani öyle bir denge arayışı. Ya orada az çalışmak mıdır, verimli çalışmak belki mıdır? Belki de. Hani aslında asıl olan verimliliktir. Hani orada hani çıktı olarak aldığın 5 günün çıktısıyla 4 günün çıktısı aynıysa 5 gün çalışmak ne kadar gerekli? Peki Tuğba çok teşekkür ediyorum. Bugün detaylı bir şekilde ABD'yi konuştuk. Çünkü Fed akşamı olacak yarın. Özellikle tabii heyecanla bekliyoruz. Yarın da yine detayları konuşacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan açıklamalar vardı. Tuğba'nın bıraktığı yerden devam edelim. Özellikle ABD'de enflasyonun düşüşe geçtiğini ama ekonominin gerilediğine dair bir gösterge bulunmadığını ifade etmiş. Detaylarını hatırlatalım. Amerika'nın Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi hakkında konuştu. Bununla birlikte Yellen, Kongre'nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirmemesinin ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Enflasyonun düşüşe geçtiğini söyleyen Yellen, Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasasının iyi durumda olduğunu, ancak eskisi kadar sıcak olmadığını, bunun da enflasyonu %2'ye düşürme hedefi göz önüne alındığında önemli olduğunu söyledi. Yellen ayrıca 10 yıllardır süren Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iddialı endüstriyel işçi eylemlerinden biri olan Birleşik Otomobil İşçilerinin 3 Amerikalı otomobil üreticisine karşı başlattığı grevin etkisini ölçmek için erken dedi. Yellen, konuya ilişkin Amerikan Başkanı Biden'ın toplu pazarlık ve sektörün iyi gitmesi nedeniyle işçilerin de kazançlı çıkmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizdi. Evet, şimdi biraz mücevher ihracatını konuşacağız. Özellikle rakamlarda artışın devam ettiğini görmekteyiz. Bugün Mustafa Kamar bizlere eşlik edecek. Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim Gözde Hanım. Çok teşekkür ederim. Geçen sefer sizinle burada konuştuğumuzda belki piyasa şartları biraz daha farklıydı. İşte bir sıkılaşma başladı ama herhalde en önemlisi sizin için kurun çok baskılandığı bir ortamdan biraz daha serbestliğe geçiş olması. Artı tabii altın ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılması, burada sektör temsilcileri de çünkü ciddi bir sorun olduğunu ifade ediyordu. Şimdi öncelikle bir rakamları verelim. Yani ihracatta ne kadarlık bir artış var? Özellikle son açıklanan güncel rakamlarla tablo ne anlatıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen kısaca önce bir giriş yapayım. Mücevher ihracatı biz her zaman şunu söyledik, stratejik bir sektördür diye. Çünkü bulunduğumuz coğrafik ortamdan dolayı Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rus coğrafyası CIS dediğimiz bölgeden dolayı bir pazar konumunda. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan bir toplantıda dedi ki efendim Türkiye mücevher pazarı dünyada hiçbir sıralamada yok, hiçbir pay almıyor. Önümüzü açın,
biz bir pay alalım, %10 alır mısınız dedi. %10 çok büyük bir pay. Biz alırız dedik. Hakikaten 2019 yılına geldiğimizde Türkiye mücevher sektörü dünya ihracat pazarından %8 ile 10 pay alır hale geldi. Bugün Türkiye'de hiçbir sektör ihracat pazarında dünyada %10 pay almıyor. 2,5 alan var, 3 alan var, 4 alan var ama mücevher sektörü alıyor. Mücevher sektörün ihracatı dışında bir de turizm ihracatı var. Çok önemli. Bir de son zamanlarda konuşuluyor laleli ihracatı var. Biliyorsunuz siz de bahsediyorsunuz. Laleli ihracatı da düşüyor rakamla. Dolayısıyla ihracat sektörü önemli bir sektör. Günümüze geldiğimiz zaman en son ihracat rakamlarımız bizim 7 milyar dolara kadar çıkmıştı. Hı hı. 2022 yılında. Bu yalnızca resmi ihracat rakamlarımızdı. 4,5-5 milyar dolar civarında turizm ihracatımız vardı. 1,5-2 milyar dolar civarında da laleli ihracatımız vardı. Ancak 2019 yılından itibaren ekonomik dalgalanmalardan dolayı dövizin artması, bürokraside değişmeler, hükümetteki bakanlıklar ve Merkez Bankası başkanlarının değişmeleriyle beraber bir ekonomik dalgalanma başladı. Ve bu dalgalanmayla başlamada vatandaş altın almaya başladı yatırım amaçlı. Ya döviz alıyor ya altın alıyor. Ve yani altın da maalesef zinet tarafına bile talep geliyordu. İnanılmaz geliyordu ve birden 2019-2020 yılında 20 milyar dolara yakın bir altın ithalatı oldu. Normal Türkiye'nin altın ithalat rakamları 7-8 milyar dolar civarındadır. 10 milyardır maksimum. Evet. Bunun da 6 milyar... Bunun cari dengenin büyük kısmı o ve tabii, enerji zaten. Şu anda geldiğimiz noktada cari açığı etki eden iki olay var. Biri enerji, biri tabii, altın oldu. Aynen öyle. Dolayısıyla halkın inanılmaz derecede altına bir talebi var. Neden talebi var? Bu ekonomik belirsizliklerden talebi var. Eğer ekonomide bir güven olursa bu talep de düşer. Ve bu tekrar 21-22 milyar dolarlardan 6 milyar dolarlara gelir. 2020 yılında da aynısı oldu. Ve o zaman da birçok önlem alındı. Fakat maalesef alınan önlemlerin hepsi ihracatçıyı vurdu. Yani siz vatandaş olarak o kadar önlem aldılar ki siz vatandaş olarak cebinizde olan 10 lira, 100 lira, 1 milyon lira, 100 milyon lirayla gidip yine altın alabiliyorsunuz. Ama ihracatçı alamaz oldu. Ve içeride altın fiyatları pahalandı. Tabii. Küresele göre. Size çok basit bir şey söyleyeyim. Bugün ekranlarda onsun fiyatı zaten diyorum 1930 civarında. Evet. Yani karşıdan normal 61.500 dolar yapıyor bir kilosu. Hı hı. Şu anda peki serbest piyasada altın kaç para? 63.500 dolar civarında. 2000 dolar şu anda fark var. Evet. Hala var mı? Evet. Şimdi o kadar çok bürokrasiye anlatılmaya çalıştı ki yeni arkadaşlar da bunu anlatıyorlar. Ben eski Mücevher İhracatçı Birliği Başkanı'yken bunları hep konuştuk. 2019 yılında biz 20 yılında anlattık. Çok anlattık Ankara'ya, çok toplantılar yaptık ve bu sıkıntı olmadı, bu fark olmadı. Fakat maalesef şimdi 1500-2000 dolarlık bir fark var. Şimdi bunu son alıcı vatandaş hiç anlamıyor. Çünkü o fiyatı alıyor, o fiyat farkla satıyor. Fakat ihracatçıyız. Ben Amerika'da size ihracat yapıyorum. Bir kilo 100 bin dolarlık ihracat yapıyor. Siz arıyorsunuz beni Mustafa diyorsunuz altını fixleyelim. Ekrana bakıyoruz 1930 fixle diyoruz. Ben diyorum ki abi kusura bakma 1930 değil bizde. Ne sizde? Bizde 1980. Ne diyorsun sen ya diyor. Normalde uluslararası piyasada işlemler PM and AM yapılır. London PM AM öğleden önce fixleriz öğleden sonra fixleriz. Artı 2 puan da masrafı vardır budur 60 dolar. Şimdi 2000 dolar. Ve biz senelerce Türkiye'ye bir pazar yapmaya çalıştık. Yani Kuzey Afrika'da parasını alan geliyordu. Orta Doğu'dan parasını alan geliyordu. CIS'den 16 ülkeden parasını alan geliyordu. Gerek Laleli'de gerek Kapalı Çarşı'da altın alıyordu. Fakat şimdi adam kendi memleketinde 61.500 dolara bozdurduğu altını bozduruyor, parayla geliyor. Şimdi burada 63.000 dolara alır mı? Almaz. Bunun için arkadaşlar Merkez Bankası'yla, Ticaret Bakanlığı'yla görüşmeler yaptı. Dedi ki, bizim ihracat karşılığı gelen dövizimiz karşılığında altını bize bankalar versin, siz verin. Çünkü benim ihtiyacım olan 5-6 milyar dolarlık altın. Ve ben bunu alıyorum, %30 civarında katma değer kazandırıyorum. 2 milyar dolar civarında para kazandırıyorum. 300 bin kişiyi istihdam ediyorum. Geri kalan 15 milyar da ben yokum. Urfa'daki teyzemin, Ankara'daki ablamın, öbür taraftaki yatırım olarak alacak insanların bizi niye karıştırıyorsunuz? Ve aldığınız önlemlerin hiçbiri bunu engellemiyor. Hiçbiri engellemiyor. Bireysel taraftaki regülasyonlar da aslında tabii bu tip durumlarda çok böyle etkin olmuyor. Zaten denedik bazı şeyleri de gördük herhalde. Ya şimdi siz altın almak isterseniz maaş alıyorsunuz.
Yani bunun olmasının sebeplerinden bir tanesi, en önemli sebeplerinden bir tanesi de EYT. EYT'de ortalama 20-25 milyar dolar civarında bir para çıktı şirketlerden. Benim şirketimde bile 10-15 kişi EYT emeklisi oldu. Tazminatlarını aldılar. Herkese soruyorum, ne alıyorsun? Altın alıyorum, yani. Dolar alıyorum. Altın alıyorum, dolar alıyorum. Hiç başka bir şey alan yok. Ya altın aldılar ya dolar aldılar. Ya 25 milyar dolar. Hadi yarısı yalan olsun, gitsin başka yere, borca, harca, eve. 15 milyar dolarlık 3 ay önce bu aldı. Aynı zamanda da senede 10 milyar dolara yakın yeni bir EYT gideri var bu memlekette, olacak. Dolayısıyla ekonomi düzelmeden bu altındaki bu fark kapanmaz. Kısıtlama getirdiler. Siz istediğiniz kadar kısıtlama getirin. Bu altın maalesef o zaman 2000-3000 dolar farklara çıkar ve günün sonunda ihracatınızı etkiler. Yani biz Cumhurbaşkanımıza 20 sene önce verdiğimiz sözü yerine getirdik. Fakat şu anda çok büyük bir stratejiyi, büyük bir pazarı ve üretimi kaybetmek üzereyiz. Çünkü 2023 yılında ihracat rakamları düşmeye başladı. Ama şimdi kaldırıldı altın ithalatı, değil mi? Yani kısıtlama getirildi. Yani eskiden serbestti, önce bir kısıtlama getirildi. Şimdiki durum. Merkez Bankası kendi stoklarını hatta 700 tondan 450 evet. tona düştü biliyorsunuz Nisan-Mart aylarında. Doğru. Sonra tekrar yeni bakanlar, yeni Merkez Bankası Başkanı gelince serbest bırakıldı. Fark birden 100 dolara düştü. Fark birden düştü. Daha sonra baktılar ki yine talep devam ediyor. Bu sefer de kısıtlama getirdiler. Ayda işte 3 ton, 4 ton gibi bir rakam getirebiliyorsun. Şimdi dolayısıyla yine makas açıldı. Yine makas açıldı. Fakat işin kötüsü şunu söyleyeceğim burada. Üstüne basa basa söylüyorum. 5-6 bin üretici para kaybediyor. 15 kişi para kazanıyor Gözde Hanım. Farktan bunu, ötürü mü? Tabii siz şimdi alım satım makası 15 tane 20 tane aracı kurum var. Altın borsasında ithalat yapmaya yetkili. Siz orada 15 kişisiniz, ben burada 6 bin üreticiyim. Bunlar sıfırla alıyorlar, 1930'dan fixliyorlar, indiriyorlar 1 ton, 2 ton, 3 ton altını. 2000 dolarla iş piyasaya satıyorlar. Çok yani, ciddi bir kar yazılıyor orada. Ya inanılmaz bir servet transferi var şu anda. Şirketler kapanmaya başladı. Yani biz habire işçi bulamıyorduk, büyüyorduk. Şimdi insanlar 3 vardiyeye çıkmıştı. Bakın 2020'de pandemi zamanında 3 vardiyeye çıkmıştı. Bir de fiyat avantajınız ortadan kalkıyor. Yani bir şekilde kar marjlarını kıssanız bile orada rekabet edilemeyecek pozisyona düştünüz mü? Şunun için soruyorum. Yani yıl genelinde hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşamayacak mıyız? Neydi hedef? Yani şöyle, nasıl kapanır şöyle söyleyeyim, yıl? Şöyle söyleyeyim. 2022 yılında 2021'in sonunda 7 milyar doları yakaladık. Ondan sonra bu farklar başladı zaten bu ekonomik dalgalanmayla beraber ve geçen sene 6200-6300'lere düştü. Yaklaşık %10 bir düşüş oldu. Bu sene fuarlar yapıyoruz. İşte bir İtalya'dan geldik, Vicenza fuarından geldik. Şu anda Hong Kong'a gidiyoruz. Hong Kong'da yarın başlıyor. Sonra da İstanbul fuarı var. Baktığınız zaman herkes mutsuz. Siparişlerde bir düşüş var, satışlarda bir düşüş var. Dünyada da zaten yavaşlama var, o da ayrı konu. O da var zaten. 2021 yılı pandemi zamanı ve dünyanın en güzel yılıydı 2021-2022 bütün sektörler için. İnanılmaz harika birdi. Turizm bol için dönemi. Öyleydi. Turizmci öyleydi bu sene. Peki. Turizm bile biliyorsunuz. O zaman yılı nasıl kapatırız? Bu rakamların altına mı düşecek? Yılı 6-6,5 milyar dolar civarında kapanır eğer son 3 ay içerisinde bir sıkıntı olmazsa. Hala 2022 yılını, 2021 yılının sonunu yakalayamıyoruz. Evet. Ama bu kısıtlamaların siz tamamen kalkması gerektiğini mi savunuyorsunuz? Daha mikro düzeye inmeleri lazım. Yani siz ihracatçısınız. Sizin ihracat bedeliniz geldiği zaman belirlenen bankalara ben getireyim dövizimi. Diyeyim ki ben ihracat yaptım Gözde Hanım'a. 100 bin dolar gönderdi. Benim altınımı ver. Uluslararası piyasadan bana versin. Öbür tarafta piyasaya mı altın vermek istiyor? Piyasaya altında fark ne olursa olsun o yatırımcının problemi. Evet. Yani ihracatçıyı korumaları gerekiyor. İhracatçıyı korumaları gerekiyor. Yani toplantılar yapıldı. En son Merkez Bankası Başkanımız da toplantı yaptı. Sağ olsun elinden geleni hem anlamaya hem piyasayı anlamaya çalışıyorlar. Hem düzenleme yapıyorlar, o da kolaydı yani. Her gün bir düzenleme yapıyorlar. Her gün bir yeri düzelte yavaş yavaş gidiyorlar. Ancak çıkarttıkları tebliğler de sağlıklı değil. Çünkü ben size anlatıyorum. Yan tarafta bürokrasi var. Diyor ki arkadaşlar sıkıntıları var. İşte halletmemiz lazım. Senelerce Ankara'da olan biri olarak söylüyorum. İşte efendim o olur, bu olur, şu olur, bu olur, bu olur. Bir bakıyorsunuz sizin anlattığım konuyu siz çok iyi idrak ediyorsunuz, anlıyorsunuz.
Fakat bize ortaya çıkan tebliğ yine bir işe yaramıyor. Evet. Dediğiniz gibi biraz daha tabii mikro adımlarla, daha uzun çok vadeli mikro politikalarla işte yönetilmeye çalışılıyor. Bir şeyleri de tabii hani fazlaca bozulmuş bir şeyleri toparlamaya çalışıyorlar şu anda, işte enflasyon tarafında, cari denge tarafında vesaire, bütçe zaten öyle. Biraz uzun ve herhalde meşakkatli olacak ama buradan da dileklerinizi de iletmiş olduk. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz çok için. Çok sağ olun Gözde Hanım. Mustafa Kamar'ı ağırladık efendim. 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.